Merhabalar, Press'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Özgür Gültekin, Mithat Fabian Sözmen'le beraberiz tekrar. Merhabalar Fabian. Merhaba. Fabian'cığım yine spor gündemine bakacağız. Tabii bugün için yine üzücü bir haberle başladık aslında, biraz da öyle oldu. Ahmet Çalık hayatını kaybetmiş trafik kazasında. Son dönemde Konya Spor'da forma giyiyordu kendisi. Yani ayrıntıları bilmiyoruz henüz ama böyle maalesef böyle bir haberle başladık. Onu da ne demek lazım yani, çok üzücü tabii. Bir şey de şu an için söyleyebilecek durumda da değiliz aslında. Devam edelim. Fatih Terim meselesiyle başlayalım. Süper Lig'de en sıcak mesele aslında bu haftayı belki de yani böyle Fatih Terim meselesiyle geçireceğiz gibi gözüküyor. Şimdi işin şöyle bir tarafı var ya, yani Fatih Terim'in ayrılması çok da sürpriz değil ama yani alınan sonuçlar itibariyle baktığımızda Galatasaray'ın uzun süredir, yani sadece bu seneyle ilgili değil, geçen seneden bu zamana devreden daha öncesinden de sorunları vardı. Fatih Terim'le ilgili de problemler vardı ama burada mesele sadece Fatih Terim meselesi değil gibi gözüküyor. Yani Fatih Terim'in bir başarısızlığı, performansının düşük olduğu aşikar. Ona dair bir şey söylemiyorum. Galatasaray'ın oyunuyla alakalı söylüyoruz bunu yani. Galatasaray'ın ligde kötü bir performans gösterdiği kimse tarafından inkar edilemez. Ama burada yönetim ve Fatih Terim arasında bir türlü şey yapılamayan, düzeltilemeyen bir mesele vardı. Yani burada iki tarafın da problemli olduğu taraftarlar açısından gözlenen bir şey. Fatih Terim çünkü Burak Elmas'ın seçimi kazanmasındaki en büyük faktörlerden biriydi. Ama Burak Elmas yönetimi geldikten sonra burada ne verilen sözler tutuldu, ne Fatih Terim'le anlaşılabildi falan filan gibi bir ton mesele var. Buradan bir başlayalım istersen abi. Yani evet, oradaki sıkıntı aslında Fatih Terim'den sonra gelecek ismin de niye hiçbir şey çare olmayacağını biraz gösteriyor. Çünkü direkt yönetimin mühimiyetiyle ve aslında, yani açıkça söyleyelim, uzun süredir kamuoyuna ve Galatasaray taraftarlarına yalan söylediğini açığa çıkartan Evet. Bir durum var. Bu mesele ne? Şimdi uzun süredir biliyoruz ki Galatasaray yönetimi içerisinde Fatih Terim'le yola devam etmeme kararı var. Yani Fatih Terim'i gönderelim düşüncesi hakimdi ve yani bir süredir işte hoca arandığına dair haberler çıkıyordu. Bu haberlerin kaynağı aslında Fatih Terim'di. Çünkü Fatih Terim bunların yönetim içerisinde konuşulduğunu biliyordu ve bir ön almak istiyordu. Yani bunları, bu haberleri medyaya sızdırarak taraf desteğini mümkün olduğunca yanına alabilmek ve sadece sonuçlarını da döndürürsem eğer hani bu gündem ortadan kalkar diye düşünüyordu. Bu yüzden işte bu hani Guardiola'nın yardımcısıyla yapılan görüşme işinin medyaya sızmasının arkasındaki hikmet buydu. Bu görüşmeleri Fatih Terim sızdırmıştı medyaya ama bu görüşmeler sızınca ve işte böyle bir gündem oluşunca tam da Fatih Terim'in istediği gibi aslında bir anda yönetim panikledi ve işte Burak Elmas açıklamalar yaptı. Hani benim görevlendirmelerim dışında kimse gidip kimseyle görüşme böyle, hani bunun ötesinde görüşmeler olmamıştır denildi ve o Guardiola'nın yardımcısı denilen, hani işte bugün de Türkiye'ye geleceği söylenen Dominic Torrent ile de yapılan görüşmenin Fatih Terim'in yardımcılığı için yapıldığı iddia edildi. Fatih Terim de Yani ben hani benim bir kere haberim Fatih yok Terim, demişti bu görüşmeyle ilgili. Fatih Terim de söyledi ki benim bundan haberim yok Evet. dedi. Yani birincisi eğer bu doğruysa siz Fatih Terim'in ile görüşmeden Fatih Terim'in yardımcılığına dair nasıl bir böyle bir görüşme yapabilirsiniz? Bu doğru değil. Yani çünkü zaten Fatih Terim bunu kabul etmez. Kabul, yani Fatih Terim'in zaten bir yardışmak istemedi. Yani böyle bir yardımcıyla çalışmak istemedi. Biliyoruz yani, siz de biliyorsunuz yani, yönetime söylüyorum. Bu doğru değil. Direkt Fatih Terim'in yerine yapılmış. Yani Fatih Terim'in yerine getirilecek bu hoca. Bu görüşme buna dair yapıldı. Yani çünkü hani hala medya biraz resmi açıklamalara bakılarak işte bu Torrent'le böyle bir görüşme yapıldı falan. Yani bunu açıkça söylemek gerekiyor yani. O görüşme Fatih Terim'in yerine getirilecek hoca olarak görüşüldü Dominic Torrent'le ve Evet. şu anda bir anda da Dominic Torrent'in Galatasaray'ın teknik direktörü olarak bugün buraya gelecek olması da yani o görüşmenin böyle yapıldığının kanıtı aslında. Ben aslında tüm bu yaşananlardan sonra hani Dominic Torrent'le tamam bu görüşmeler yapıldı ama kamuoyuna yalan söylediğimiz açığa çıkar diye yönetimin bu işi devam ettirmeyeceğini düşünüyordum ama hiç böyle bir dertlerinin olmadığını şu Evet. anda görüyoruz. Onların iddiasına göre Fatih Terim'in yardımcı antrenörü olarak hani görüşmeler buna dair yapıldı ama şu anda birinci teknik isim olarak geliyor. Yani hani editör olacaksınız. Editörle buna dair görüşmeler yapıyorsunuz. O sırada genel yayın yönetmeni görevden ayrılıyor ve bir anda editöre genel yayın yönetmeni mi oluyorsunuz? Yani hani böyle saçma bir durum var ortada ve Galatasaray yönetimi açıkça kamuoyuna yalan söylüyor. Uzun süredir yalan söylüyor. Aslında
Bu sadece Fatih Terim meselesi de değil yani. Yalan... Değil mi? Evet. Tam onu diyecektim. Evet, buyur. İşte o yüzden onu söylüyorum yani. Böyle bir, yani şu anda yönetim zaten kimseyi ikna edemiyor bu tutumundan ötürü ve hani böyle bir yönetim, bu samimiyette bir yönetim, Domenech Torrent geldi diyelim, hani onun arkasında nasıl duracak? Yani böyle bir ciddi bir kriz var. İkincisi bu aslında yönetimin ilk şeyi de değil. Hani açıkça söyleyeyim yalanı da değil. Çünkü hani göreve gelirken şey demediler mi? Global sponsorlarımız var bizim. İşte stat sponsoru oradan, Katar'dan şu gelecek, bu gelecek falan filan. Ya Erben Timur fanatik Galatasaraylı olmasa şu anda Galatasaray'ın sponsoru yok doğru dürüst. Yani dolayısıyla hani yönetimin, ya yönetim şu anda açıkçası seri yalancı konumunda. Hani verdiği hiçbir sözü hemen hemen tutamamış durumda. Sadece yaptığı, hani benim olumlu olarak addedebileceğim tek bir şey, takımı gençleştirme projesi, yapılan işte genç transferler, ama onun da ne kadar arkasında durulabiliyor. O da ayrı bir problem. Yani şimdi Domene anlaşıldı. Eğer şeyler, muhabirlerin güçlü istihbaratları olduğunu söylüyorlar bu konuda ve bugün geleceğini söylüyorlar. Bunu doğru kabul edersek şimdi bu kadar transfer yapılmıştı. Torrent bu oyuncularla, bu transferlerle bu oyuncularla devam etmek istiyor mu? Yoksa yeni mi transferler yapılacak? Transfer için para var mı? Hani bunlar konuşuldu mu Domenech Torrent'le? Yoksa sabır var işte mı Galatasaray'ın bunun şu için anda... sabır var mı yani? Ha, o başka bir konu. Domenech Torrent başarılı olabilir mi? Bugüne kadar ikinci adam olarak çalışmış bir isim. Yani tamam son dönemde işte New York ve Flamengo'da teknik direktörlükleri var ama ya teknik direktörlük de biraz... Ya, tamam, büyük ihtimalle futbolun taktiğini, teorisini yutmuş bir adam olabilir. Yani ona dair bir şeyim yok. Ama teknik direktörlük bundan ibaret bir şey değil. Hatta teknik direktörlük bundan çok daha fazlası. Liderlik işidir teknik direktörlük. Ve yani siz hani ben 55-56 yaşına kadar ikinci adamdım, bir anda o zaman bundan sonra teknik direktör olayım. Çok öyle, o işler öyle işlemez yani. Sizin o güne kadar... Fatih Terim gibi bir figürden sonra geliyorsun yani Türkiye için düşündüğünüzde. Evet, bir de işin o yanı var. Bir de Domenech Torrent'in şimdi Flamengo'dan ayrılırken en büyük şikayet ettiği şey işte sabırsızlıktı. İşte Brezilya'da hani sisteme önem verilmiyor. Teknik direktörler çok hızlı değişiyor. Hani yeterli bir sır tanınmadı benim futbol sistemimi yerleştirmem için falan gibi şikayetleri vardı. Türkiye'nin yani hani Türkiye'nin bu açıdan daha iyi en olacağını düşünüyor Domenech Torrent. Yani bir de onun futbol sistemi nedir? Hani Guardiola'nın sistemine yakın, hatta aynı bu futbol taktiği ve Flamengo'da buna çok uygun oyuncuları vardı. Çok teknik oyuncuları vardı. Çok iyi bir kadro Galatasaray'dan bu açıdan çok daha üst düzeydeydi. Orada olmayan şey burada şu anda nasıl olacak? Evet. Yani ben hani bütün bunları düşündüğümde Domenech Torrent de o zaman bu teklifi niye, o da herhalde teknik direktörlük kariyerinde son bir şans olarak bunu düşünüyor diye düşünüyorum. Bu da işin diğer boyutu. Yani hani bir, yönetimin bugüne kadarki büyük samimiyetsizliği. İkincisi Domenech Torrent bu iş için ne kadar uygun? Orada benim çok ciddi hani soru işaretlerim var. Üçüncü meseleye geldiğimizde aslında yani Fatih Terim gitmeli miydi? Evet, yani hani ben de işte birkaç hafta önce Galatasaray'ın krizi diye bir yani yazı yazmıştım. Orada da teknik heyet ya değişmeli, bu yani ya Fatih Terim'in yanına güçlü yardımcılar hakikaten getirilmeli ya da değişmeli, toptan değişmeliydi mesele. Ve yani Fatih Terim'in yanına, Fatih Terim böyle bir şey istemediğini biliyoruz. Fatih Terim'in yanına birisini istemiyor çünkü Fatih Terim'in çalışma tarzı bu değil. Evet. Fatih Terim yanında tırnak içerisinde getir götürücüler istiyor. Çünkü o her şeye, yani böyle her şeye hakim olacağım ben. İmparator. Her şeyi ben kontrol edeceğim. Her türlü kararı ben vereceğim. Şeyi bu. Adamın bugüne kadar başarılarını da böyle elde etti. Hayatta herhangi başka bir şeyde de büyük ihtimalle Fatih Terim böyle. Zaten Fatih Terim böyle bir insan olmasaydı da büyük ihtimalle hiç Adana'dan çıkıp, o zor koşullardan çıkıp bir yerlere de gelemezdi. Hani o açıdan Fatih Terim'in değişmesini bekleyemezsiniz. Ama burada da suçlu yönetim. Çünkü yönetim de Fatih Terim'in böyle bir insan olduğunu biliyor olması lazımdı. Yani siz en başta değil mi? Şeye gelirken yani başkanlık seçimine girerken biz Fatih Terim'le çalışacağız. Bilmem ne dediniz. Seçimi Fatih Terim kazandı o zaman zaten. O zaman Fatih Terim'in bu, yani Fatih Terim'i siz tanıyorsunuz. Nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Şimdi iş bir anda böyle bir iki ay geçtikten sonra hocam işte Florya'ya şey yapı getirelim. Yani siz Fatih Terim'le çalışmak istiyorsanız Florya'daki kurumsal yapı zaten Fatih Terim'in yapısıdır. Yani siz oraya giremezsiniz.
Ve bugün gelinen aşamada da durum oydu ve bu da çok absürt bir durumdu. Yani bu aslında bir kurumsallaşmak istediğini söyleyen bir spor kulübü için kabul edilebilecek bir durum değil. Yani hani teknik direktörünüz var. Sizin futbol operasyonlarınızın yani Florya'ya tamamen o hakim ve yönetimden de bazı insanları buraya sokmuyor. Yani hani böyle bir şey iki taraf için de böyle bir şey kabul edilebilir mi? Ama siz bu işe bunu bilerek başladınız. Evet. O bakımdan birinci sorumlu yine yönetim. Yani Fatih Terim'in ki tabii ki bir hata. Yani daha şey hani olmaması gereken bir şey ve değişmesi gereken bir şey. Ama bunu bilerek bu işe başlayan da Fatih Terim'e gelirsek Fatih Terim'in başarısızlıklarıyla yani şu dönemdeki başarısızlığıyla bu huylarının çok büyük. Yani tamamen bunun nedeni. Çünkü siz kendinize yardım edecek bir teknik heyet, gerçek bir teknik heyet oluşturmayı reddediyorsanız, her şeyi ben yapacağım diyorsanız, bu yaşta belli ki bu kadar Bu yapabiliyorsunuz. kadar, Çünkü evet. enerjiniz buna yetmez yani. Hani UEFA Avrupa Ligi'nde bir evet başarı var ama 6 maç. Yani Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı bu sene bütün lig maçlarında rakip kim takımımızın eksik olduğu ortada yani maç içerisindeki müdahalelerin yanlış olduğu ortada 11'lerdeki hatalar ortada saha içerisinde gelişmeyen bir oyun var. Demek ki bu takım iyi antrene edilmiyor. Hani bunların hepsi açık bir şekilde ortada. Marka yok, Kerem dışında gelişen oyuncu yok. Nelson bir tek şeyi koruyor. Onun dışında bütün oyuncular gitgide geriye gidiyor. Dolayısıyla Fatih Terim açısından da tam Fatih Terim sürekli yani ben devam edeceğim. Ben burada tünelin sonunda ışık görüyorum falan diyordu ama Hep söylediği şeyler zaten. ortada öyle bir şey yok diyor. Yani ortada böyle bir şey yok. Buna dair bir ışık görmüyor. Sahada buna dair bir şey görülmüyor. Bu bakımdan Fatih Terim yapması gereken kendisini bırakması gerekiyordu ama o da egosunun ne yani çok yüksek bir insan biliyoruz ve yani o da bu gerçekliği kabul etmek istemiyordu büyük ihtimalle ama hani mesele o iki tarafın da bahsettiği gibi Galatasaray'ın çıkarlarıysa burada bir değişikliğe gidilmesi mutlaka gerekiyordu. Ama dediğim gibi yani en baştan bunların düşünülmüş olması lazımdı ve artık çok geç. Yani ben hani şimdi Domenech Torrent'in de çok uzun süreceğini şeyinin düşünmüyorum. Nedim çok fazla olacağını düşünmüyorum. Bu yapıda bu samimiyetteki bir yönetim, bu şu anda kimseyi ikna edemeyen bir yönetim anlayışı vesaire. Ben hani sezon sonunda Galatasaray için olağanüstü kongrenin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum ve yönetimin de değişeceğini düşünüyorum. Bitmiştir yani bence. Hani çünkü siz açıkça kamuoyuna yalan söylediniz ve bunların hepsi afişe oldu. Evet. Şimdi Yani Galatasaray buyur dert. Galatasaray eğer bu kadar aslında yani Galatasaray için mesele bu. Ama hani buradan şeye geçecek olursak, diğer takımlara geçecek Ha şimdi olursak, orada hemen bir araya yani birkaç gireyim hafta önce konuşmuştuk. kısaca. Orada hemen kısaca araya gireyim. Yine sana topu atacağım. Galatasaray için bugün Fatih Terim meselesi özelinde bunlardan bahsediyoruz ama şimdi Süper Lig'in genelinde de İstanbul takımları olan büyüklerle alakalı benzer şeyleri söyleyebiliriz. Şimdi 3 takım da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş da hocalarını yollarını ayırdı. Sergen Yalçın Beşiktaş'tan, işte Fatih Terim Galatasaray'dan, Vitor Pereira Fenerbahçe'den ayrıldı. Şimdi bunlar sadece bu hocaların başarısızlığıyla açıklanamaz. Aynı Galatasaray'da olduğu gibi. Yani Fenerbahçe'de de Ali Koç yönetiminin hangi iyi icraatından bahsedeceğiz? Şimdi Beşiktaş yönetimine baktığımız zaman belki Fenerbahçe kadar kötü bir performans göstermemiş olabilir Ahmet Nur Çebi yönetimi şey açısından, sportif başarı açısından söylüyorum. Ama burada da bir beceriksizlik söz konusu gibi gözüküyor. Kaldı ki yani şimdi öz kaynaktan bahsediyor Beşiktaş mesela. Öz kaynak da bu planlı bir şekilde ortaya konmadı ki yani Sergen Yalçın gönderildi ve ortada kaldınız ne yapacağız diye Karaveli Hoca geldi. Karaveli Hoca ile beraber ortada gelişen bir şey. Tamamen tesadüfi gibi gözüküyor. Yani totalde bir problem var. Şimdi diğer takımlar da senin dediğin gibi çok farklı değiller. Bu konuda ne söylemek istersin? Evet yani birkaç hafta önce de şöyle bir şey demiştik. Hani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bunların şu anda kendisinden kadro olarak, bütçe olarak çok daha geride olan takımlarla arasındaki şu anda oluşmuş büyük fark. Ki o büyük fark öyle bir şey ki hani Giresun geliyor Galatasaray'ı yeniyor kimse şaşırmıyor artık. Adana Tabii. geliyor Fenerbahçe'yi yeniyor kimse şaşırmıyor. Çünkü bu takımların hepsi şu anda şeyler çok daha iyi. Bu takımlardan çok daha iyi, çok daha iyi idare ediliyor. Sadece skor olarak da üstün Bakımdan gelmiyorlar bu arada. Oyun anlamında zaten üstün geliyorlar yani. evet, yani yani çünkü daha iyi takımlar yani çok
belki bütçe olarak, olarak değil ama çok daha iyi yönetilen takımlar. Ve bunun da birinci sorumlusu teknik heyetlerin de ötesinde o teknik heyetlerden sorumlu olan yönetimler. Yani bu yönetimlerin içerisinde aslında hapsolduğu sistemsizlik ve yani her ne kadar biz aksi şeyler söyleseler de işte projelerden bahsetseler de sistemler bir sistem bir yapı falan filan deseler de aslında bu konuda hiç de o kadar kendilerinin planlı programlı olmaması. Evet. Ve yani bu değişmeden de bu takımların şu andaki bu gidişatının değişmesi de çok kolay görünmüyor. Sadece daha çok para harcıyorlar. Ve çok daha kötü yönettiriyorlar kendilerini. Evet. Yani puan tablosuna bakarsak da şöyle bir şey var. Şimdi bu söylediklerimizi net olarak puana dökmek gerekirse ne olduğu konusunda biraz netleşelim. Trabzonspor 49 puanda. Trabzonspor'a dair bir şey konuşmaya çok uzun konuşmaya gerek yok. Zaten tablo ortada yani. İyi oynuyorlar, kazanıyorlar, devam ediyorlar. 49 puanlı Trabzonspor'un en yakın İstanbul takımlarından, üç büyüklerden takipçisi Fenerbahçe. Onunla 17 puan farkı var. Beşiktaş 20 puan farkla geride. Galatasaray'da 22 oldu galiba. Evet, bugün itibariyle 22 puan geride Trabzonspor'da. Ligde 20. hafta geride kaldı. Ya Trabzonspor çok bugün için söylemek sanırım abartı olmayacaktır. En erken şampiyonluğu ilan edebilir yani Süper Lig tarihinde. Öyle gözüküyor. Evet, yani şeye bağlı. Konya Spor'un, Başakşehir'in. Evet. onların gidişatına biraz bağlı. Şampiyonluğu ne zaman ilan edeceği biraz ona bağlı gibi görünüyor. Yani hani şu anda bu kadar şeyi konuşmak hani futbolda ama hani bir anları şey yapıldıysa herhalde Trabzonspor hani %95'ler falan civarındadır yani. O bu mevsimde öyle bir şeyi sağlamış olmak çok nadir görülen bir şeydir yani. Evet. Evet yani buradan Süper Lig meselesinde yani şöyle bir toparlarsak Süper Lig'de şimdi birinci sezonda sezonun ilk yarısı hep birinci sezon diyorum. Sezonun ilk yarısı geride kaldıktan sonra ya ortaya çıkan tablo şu aslında. Bugün için ne kadar gençleşmeden, yenilikten, bilmem neden bahseden takım varsa Trabzonspor'u ayrı tutarak diğer büyük diye ifade eden takımlardan bahsediyoruz. Samimi olmadıkları ortada. Yani ortada bir gençleşme, ortada bir yenilenme mecburiyetten varsa var. Öte taraftan yani Süper Lig'de gelinen nokta artık Türkiye futbolu için söyleyelim, Türkiye sporu için söyleyelim hatta bunu. Yenilenmeyi artık dayattı yani. Şimdi Fatih Terim, Şenol Güneş, işte daha eski birkaç isim var mesela Hikmet Karaman falan artık yani yeter bir bence bir bırakın artık yani. Şimdi bir çünkü önümüzdeki olumlu örnekleri de görüyoruz mesela. Konyaspor diyoruz, İlhan Palut'u övüyoruz, Hatay'da Ömer Erdoğan diyoruz. Yani bunlar mükemmel hocalar, mükemmel takımlar olduğu için değil ama bir şey var orada, yeni bir şey var, bir umut var. Artık yani bu zorunluluktan gelen bu yenilenme, bu gençleşmeyi umarım yani önümüze bir hedef olarak koyabiliriz diye. Böyle bir temenniyle sana topu atmış olayım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Evet ya bir de şunu söyleyeyim sonra diğer konuya geçeriz. Yani hani bu sürekli 3 yıllık proje işte proje sabırda olalım falan deniyordu Galatasaray'da. Ya bu bir artık şey 3 yıllık proje falan değil yani sizin ömürlük projenizin böyle olması gerek. Yani ya sizin zaten genç işte transfer edip buradan kar elde edebilecek bir transfer modelinizin zaten artık bu olması lazım. Çünkü başka türlü bu kulüpleri idare edemezsiniz. Bu kadar borç altındayken evet. Başka türlü yani bir de döviz kuru bu durumdayken hani zaten böyle olması gerek. Hani bu buna özel bir proje falan gerekiyor evet. Gerekmemesi lazım. Ya yeni bir şey bulmuş gibi. Altyapılarınızın çok tutması lazım. Sizin elinizdeki oyuncularda var olmanız lazım. Ya Galatasaray Yunus Akgün'den yaz boyu kurtulmaya çalıştı yani Rize'ye göndermeye çalıştı, şunu yapmaya çalıştı. Haberi yok teknik heyetin oyun üyesinden. Allah'tan çocuk Adana Demirspor'a gitti de kendini gösterme fırsatı buldu. Ya Galatasaray Adana Demirspor'a şu anda ödemesi lazım yani. Galatasaray'dan çok Adana Demirspor yetiştirdi Yunus Akgün'ü. Yani evet. Şimdi şöyle deniyor. Yunus Akgün'ün kiralanması kararı çok doğruydu. Yunus Akgün buradan kiralanmadı. Yunus Akgün kendisi gitmek yani antrenmanlarda işte abiler zamanlarda çift kale maçları şeye alınmıyor yani. O kadar geride görülüyor. Ve onlar yapılıyor. İşte Oğulcan'ı, Morutsan'ı, işte Barış Alper'i ya tamam hani alın bu oyuncuları genç hani rotasyonunuzda eğer bunları geliştirebileceğini düşünüyorsanız bu başka bir şey de. Yunus Akgün senin altyapından çıkmış bir oyuncu yani senin daha bundan haberin yok. O zaman nasıl hani şey derim şu anda böyle çok kısa var ya yani yönetimin şeyinden samimiyetsizliğinden farklı olarak Yunus Akgün'le ilgili bu meselenin birinci sorumlusu
Florya ya da altyapıdaki başka pek çok oyuncunun için geçerli bu. Yani altyapı meselesinde ya bu bir hemen proje, bu artık şey ol, bu özel bir proje falan değil artık. Zaten böyle olması gerekiyor. Evet yani. Bunun böyle olması yoksa gerekiyordu. Kulüpler batar gider. Hemen burada genç oyuncular ve altyapı meselesinde Emirhan İlkan'ı da bir konuşalım. Yani çocuk diyorum. Yani çocuk sanırım yanlış bir ifade olmadı da sevdiğimizden diyoruz. 1,5 maç oynadı. Önder Karaveli'nin göreve gelmesiyle şans buldu Emirhan. Türkiye Kupası yok neydi? Süper Kupa. Katar'da oynanan Süper Kupa finalinde son dakikalarda girdi. Bir de Rizespor maçında 11 başladı. Yani çok heyecanlandık Emirhan İlkan'ı görünce. Ama niye heyecanlandık? Yani bu yaşta böyle bir yeteneğin olması, bunların çıkabiliyor olması bize belki işte deminden beri konuştuğumuz bu kaos ortamından, bu umutsuzluk havasından bir çıkış, bir ışık gösterdi belki. Yani bütün umudumuzu çocuğun sırtına yüklemek de tabii ki ona haksızlık olur da. Yani böyle şeylere de ne kadar ihtiyacımız olduğunu aslında Emirhan biraz da bize tekrar göstermiş oldu. Ya evet ve yani hani şey olarak hem ayaklarının yere sağlam basması, soğukkanlılığı, teknik kapasitesi, adam geçebilmesi, dribling vesaire hani bu yaşta daha 17 yaşında hakikaten çok özel bir şey. O bakımdan da yani hani benim son yıllarda böyle bu yaşta çıkan oyuncular içerisinde gördüğüm en umut verici performanslardan biriydi. Yani hani bu 1-2 maçlık süreç. Geri gelmişken şeyi de ben de bahsedelim. Ya şimdi Katar'da saçma sapan bir Süper Kupa maçı oynattınız. Dönüşte bu maç, bu iki takım niye pazar günü oynadı? Ya bunu açıklayacak federasyondan bir tane yetkili yoktur. O kadar saçma bir yerde futbolun idare, Türkiye'de futbolun idare edilme biçiminin saçmalığının özeti yani. Hani bu takımlar çarşamba günü orada maçı oynayıp dönüp sonra pazar günü niye maça çıktı? Ya benim aklıma gelen tek şey TFF'nin zirvesindeki Rizeli şeyi yani. Hani Rize Spor dönüşte rahat bir maç oynasın. Beşiktaş'ı pazar günü oynatırsak Rize'ye karşı Antalya'yı da pazar günü oynatmamız gerekir. Ya başka aklıma şey mantık yani. Ya da dünyadan haberiniz yok şeyi böyle yönetiyorsunuz. Hani bunları da pazara koyalım ya falan diye yönetiyorsunuz. Yani, İkisi de mümkün bu arada. İkisi de o o saçmalığa da şey yapmadan geçmemek gerekiyor yani. Çünkü hakikaten tarihlendirme. Evet. Yani TFF ne hakemlere dair yapılan eleştirilerde ne de bu tip eleştirilerde çok cevap verme yöntemine gitmiyor zaten. Öyle söyleyip söyleyip geçiliyor yani. Biz de konuştuk ama bakalım bir şey diyecekler mi hiç zannetmiyorum. Burada Süper Lig meselesini tamamlayalım. Yani bir tekrar şöyle bir bakıyorum. Yani şeyde Süper Lig'de bildiğimiz gibi gidiyor Trabzonspor'un şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığını söyleyebiliriz bu hafta için. Diğer bir mesele bu hafta uzun süredir aslında tartışıyordu. Bu hafta biraz da nihayete ermeye yaklaştığı için Djokovic meselesi. Novak Djokovic bilindiği üzere Avustralya'ya turnuvaya giderken aşı olmak istemediği için vizesi iptal edildi. Yani orada Avustralya'ya girişteki prosedürler sebebiyle turnuvaya da aşısız sporcuların alınmayacağının daha önceden bildirilmesi sebebiyle Djokovic'in vizesi iptal edildi. Sonra ortalık karıştı. Yani Sırbistan Cumhurbaşkanı mı dersiniz, işte Djokovic'in babası mı dersiniz, ondan sonra Avustralya'da Djokovic mültecilerin tutulduğu, otele konulduğu, buradan tekrar açıklamalar, restleşmeler bilmem neler. Yani komik olduğu için söylüyorum, Djokovic'in babasının ifadeleri var. İsa'yı çağırmaya geldiler, şimdi de Djokovic oğlumu çağırmaya gelmeye çalışıyorlar falan diye böyle inanılmaz absürt yerlere gitti. Ya şimdi bu meselenin birkaç tarafı var ama şimdi sporcuların aşı olmayı reddetmesi, aşı meselesi falan bu biraz karmaşık bir konu. Yani spor medyasında da konuşulduğu itibariyle şu ana kadar yazılan çizilenlere baktığımızda çok net bir şey de göremiyoruz yani şimdi bir kafa karışıklığı herkes hakim gibi. Yani Djokovic bir aşı karşıtı ve temel bütün bilimsel meselelerde de bir hani görüşleri çok kabul edilebilecek şeyler değil yani öyle kibarca öyle. Ancak bu işte aşı meselesinde bireysel bir karar olması gerektiğini düşünüyor ve işte aşı olmuyor. Ama hani buradaki mesele ya şimdi ben hani bireysel olarak onun bu kararı üzerine çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani bence yanlış.
Ama hani dünya genelinde böyle bir şüphecilik var ve hani dünyadaki milyarlar, yani çok sayıda insanın da bu konuda böyle şüphecinin de hani böyle şeyle çözülebileceğini düşünmüyorum. Yani onlara hakaret ederek bu meselenin çözülebileceğini düşünmüyorum. Çünkü pek çok arkasında başka neden var. Bazıları haksız da değil. Çünkü sağlık şu anda dünya üzerinde ticari bir şey ve hani bugün bu aşı üreten ve üretirken de dünyanın pek çok yerinin de aşısız düzen, kapitalist bir düzen ve bunlar kapitalist şirketler ve babaların hayrına da bu işleri yürütmüyorlar. Ve bu meselenin doğurduğu şüphecilik başka bir şey. Djokovic'in şüpheciliğinin bununla alakası yok. Hani kapitalizme yönelik şüpheleriyle alakası yok. Onun ki tamamen bilim reddiyeciliğiyle alakalı. O yüzden hani onu bu kategoriye de saymıyorum ama hani onun işte bu aşı meselesini bireysel bir karar olarak şey atması falan. Yani orada o tartışılması gereken başka şeyler de var. Ve hani Sırbistan'da da bu iş çok şey bu arada. Sırbistan ülke olarak aşı karşıtlığında şey bir noktada, alarm verici bir noktada. Onu da belirtmek gerekiyor. Burada şöyle bir ikiyüzlülük var. Aşı olmuş sporcular var ve Avustralya açığa yarışamıyorlar. Çünkü bir Rus tenisçi var. Sputnik aşısı olduğu için ve bu aşı Avustralya'da geçerli kabul edilmediği için örneğin şu anda Avustralya açıkta oynayamıyor. Ama Djokovic şu an itibariyle bu arada program yayınlandığında başka bir karar çıkmış olabilir. Ama şu an itibariyle Avustralya açıkta oynayacak gibi duruyor. Kort'tan fotoğraf Bu paylaştı. mesela bu büyük bir adaletsizlik. Eğer hani Avustralya'nın kanunları şu anda Djokovic'in bu turnuvada oynamamasını gerektiriyorsa böyle yapılması gerekiyor. Bu sporcunun adının büyüklüğüyle bu işin değişmiyor olması gerekir. Onun dışında işte bugün evet Avustralya'da bakanlık hani Djokovic hakkında verilen kararı tersine çevirebilir ve yeniden vizesi iptal edilebilir. Ve bu durumda da Avustralya açıkta oynamayabilir halen. Bu bakımdan hani şimdi Djokovic'in yetkilileri yanıltmaya çalışmış olması hani işte Covid diyor ama de daha sonra şey yapmadım diyor. Hiçbir yere gitmedim falan diyor ama hani pek çok yerde maskesiz fotoğrafları var falan hani bu bakımdan bu konuda çok doğruları söylemediği biraz aslında ortada. Bu da başka bir problem gibi ve yani bu aşı meselesinin spor dünyasını belki de en çok yani çok şey etti, yani çok tartışmalar döndü bununla ilgili. İşte ligler ertelendi, NBA'de bubble altında böyle aslında insani olmayan koşullar altında ligler oynatıldı ve bunun spor endüstrisiyle, spor kapitalizmiyle çok derinden bağlantıları vardı vesaire. Ama bu da başka bir boyutu olarak hani teniste bunun yaşanma boyutu yani çok önemli bir boyut olarak yaşanıyor ve eğer Novak Djokovic eğer turnuvada oynarsa tüm bunları düşündüğümüzde adil bir karar olmayacak. Olmayacak. En azından hani daha önce alınmış pek çok kararla kıyasladığımızda ve ismiyle ve Djokovic'in spor endüstrisi içerisindeki önemiyle Djokovic o turnuvada yer almış olacak demek gerekiyor. Ve o da başka bir samimiyetsizlik. Evet. Ya buradaki tıbbi muafiyet şeyi istisnası da ayrıca bir tartışma konusu olabilir. Yani o neye göre veriliyor tıbbi muafiyet? Ya dediğin gibi Djokovic'in ismi ve başka sporcuların, büyük sporcuların ismine göre de veriliyor olabilir gibi bir ton tartışma var. Fabio'cum buradan geçelim hafıza köşemize. Hafıza köşemizde bu hafta Andrew Jennings'ten bahsedeceğiz. Kendisi 2 gün önce miydi? 8 Ocak'ta mıydı? Tam 8 hatırlayamıyorum Ocak. şimdi. 8 Ocak. İzleyiciler kusuruma bakmasın. 8 Ocak'ta hayatını kaybetti. Andrew Jennings'e bir göz atmak durumundayız. Şimdi Andrew Jennings neden hafıza köşemizde? Şimdi Andrew Jennings bir spor yazarı. Dünyada en çok duyulmasına sebep olan kitabı da The Lords of the Rings. Lords of the Rings. Olimpiyat halkalarına gönderme yaparak kitabın ismini böyle veriyor yanlış bilmiyorsam. Fabian'cığım yanlışım varsa düzeltirsin. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ndeki durumu, oradaki dönen dolapları ortaya koyduğu bir kitap bu Andrew Jennings'in. Kendisinin hayatını kaybetmesi vesilesiyle hem bu yazdığı yazıları hem de olimpiyattaki senin de çokça yazılarında da bizim programlarımızda bahsettiğin meselelere dair bir bakalım istedik.
Andrew Jennings araştırmacı spor gazeteciliği konusunda belki de ya en önemli isim. Çünkü hani bugün FIFA ve IOC'ye dair bildiğimiz bütün skandalları ortaya çıkaran gazeteci ve hani FIFA'da işte hani Blatter'in görevine devam edememesinden başkaca pek çok bunun bir FBI soruşturmasına dönüşmesine kadar o son skandalların hepsinin arkasında Andrew Jennings var. Jennings Londra'da bir işçi sınıfı mahallesinde doğup büyüyor ve mahallesindeki yerel kahramanların hepsi o dönemi düşünürsek İspanya İç Savaşı'na gidip orada Cumhuriyetçilerle, komünistlerle birlikte savaşmış komünistler, eski işçi partililer, sendikacılar, işçiler ve bu bakımdan da IOC'nin başına Juan Antonio Samaranch geçtiğinde o da Franco'nun sağ kolu, bundan özel bir tepki duyarak aslında bu meseleleri araştırmaya başlıyor. Yani çünkü bu sporu böyle bir bu adam yönetiyorsa burası çok kirli bir yer olmalı diye düşünüyor. Hakikaten de öyle ve senin de bahsettiğin o yani işte Yüzüklerin Efendisi kitaplarının spor versiyonunu bu vesileyle yazmaya başlıyor ve bunlar çok büyük ses getiriyor. IOC'daki bütün kirli dönen dolapları en net şekilde belgeleriyle açıklayan kitaplar olarak çok büyük ses getiriyor. Daha sonra gözünü FIFA'ya dikiyor ve yani işte Sepp Blatter'in ve ondan sonra da Sepp Blatter'in altında oluşmuş bütün o yolsuzluk çemberinin ortaya çıkarılmasında başrolü oynayan isim oluyor. Her zaman söylediği bir şey var. Hani bu kurumların, evet bu kurumları yönetenler çok yolsuz isimler ve kesinlikle güvenilecek isimler değil ama her yerde namusuyla çalışan emekçiler vardır ve bunlardan bilgileri alabilirsiniz. Hani spor gazetecilerine her zaman söylediği şey bu ve onun FIFA'daki bütün bu belgelere erişebilmiş olmasını sağlayan şey de bu aslında. Bir şekilde adını duyuruyor. Hani Sepp Blatter'e çok meşhur bir sorusu var yani gidiyor orada FIFA'nın. İşte çok özel bir daveti ve oraya gidiyor sadece tek bir soru soruyor işte. Her Blatter şey aldınız mı? Rüşvet aldığınız iddiası doğru mu? Diyor. Blatter tabii ki bunu yalanlıyor ama o bu soruyu soran kişi birkaç hafta sonra içerisindeki gidişattan memnuniyetsiz olan insanlar Jennings'e belgeleri yağdırmaya başlıyor. Dolayısıyla bütün gazetecilere söylediği şey de bu. Yani hani cüretkar olun. En tepede bu soruları sormaktan çekinmeyin. Bir şekilde doğru insanlar sizi bulacaktır ve gerçekleri ortaya çıkarabileceksiniz diye. FIFA'daki şeylerine dair de ortaya çıkardığı tüm bu meselelere dair de çok önemli kitaplar yazıyor. BBC'de programlar yapıyor buna dair ve yani aslında son en önemli bölümünü hazırladığı BBC'de, BBC Panorama'da en önemli bölümü hazırladığı sırada da bir sağlık sorunu yaşıyor ve 2015'ten 2014-2015 yıllarından bu yana da aslında bu sağlık sorunlarıyla baş ediyordu ama yani şöyle söylemek lazım, kariyeri boyunca yapacağını yaptı. Yani IOC'daki, FIFA'daki bütün kırın ortaya çıkarılmasında çok büyük soruşturmasının şeyi oydu yani. Tanığı artık oydu. Bugün bu isimler futbol kimsenin yüzüne bakamayacak hale geldiyse orada ondaki bir numaralı figür her zaman Andrew Jennings oldu. Bu bakımdan gazeteciliğe kattıkları için kendisine teşekkür ediyoruz ve yani spor dünyası olarak da bu dünyanın aslında ne kadar kirli bir yer olduğunu ve gazeteciler tarafından sürekli değişilmesi gereken noktalar olduğunu ortaya koyduğu için yine kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de sana teşekkür ederiz Fabian'cığım. Andrew Jennings'le beraber. Ben teşekkür ederim. Tekrar önümüzdeki hafta yeni bir bölümde buluşmak üzere.